Buraya geçelim. Şimdi buradaki sorular çoğalacak tabii ki. Şimdi Sayın Onursal Başkan diyor ki, kardeşim diyor, biz böyle bir gelir elde etmedik diyor. Bu sadece bu maça ait değil. Sadece bu maça ait değil. Mesela az önce sosyal medyamda bir tane bir maç görüntüsü paylaştım. Geriye dönük Futbol Federasyonu'nun bazı kulüpler hakkında çok ayrıntılı incelemesi gerekiyor. Evet, çok fazla iddia var. Ete kemiğe bürünecek iddialar da var, bürünmeyecek de. Ben ete kemiğe bürünenden başladım. Şimdi buradaki iddiaları sormamın sebebi var. Çünkü arada bağlar var. Bu bağlarla ilgili de açıklamaya muhtaç şeyler var. Tabii başkan erken bağlandı. Biraz daha devam edip keşke o bağlardan sonra bağlanıp sorularımızı sorsaydık daha iyi olacaktı ama ben konunun muhataplarından birine zaten konuştum. Bunu kabul etmedi. Ve kendisi de ben görüşmek istiyorum sizinle dedi. Yani sorularınızı sorun, açık yürekle dile getireceğim dedi ama o zaman ortaya çıkacak sorulardan bir tanesi şu. Sistem çok açık. Bunun naması cimrisi yok. Belge diyor ya, bu belgenin hası. Resmi sayfası bu. Paso Ligi. Oradaki şey kapalı. Bunu kendileri mi kapattı? Satışa yasak mı verdiler? Ya da satıldı diye gösterildi. Buradan gelir mi elde edildi? Yoksa bunlar kombineli taraftarlarımız. Orada yanlış yazılmış. Daha fazla kombinemiz var. Ya da biz bunu bedava dağıttık. Bunlar soruların cevapları muhtaç. Zaten o soruları soruyoruz biz de. Neden bu soruları soruyoruz? Çünkü diyoruz ki futbolda bir takım bahisle ilgili iddialar var. Ve bu iddiaların içerisinde bir takım insanlar var ve takımlar var. Bunların da bahis şirketleriyle, sanal bahis ağıyla birlikte yürüttükleri bazı işlemler var. Bu işlemlerin de adının konması gerekiyor. Çünkü biz bunun kaynağını sorguluyoruz. Kaynağını sorgularken de bir yerden başlamak zorundayız. Evet, ligde olan bir takım hakkında bir şey konuşurken ihtiyatla konuşmak gerekiyor. Soru sorarak konuşmak gerekiyor. Bunun bilincindeyiz zaten. Buna göre de hassasiyetle davranıyoruz. Yani oradaki mesela birçok kulübün başkanıyla birlikte saraya gidip de kimlerden ricada bulundunuz? Stad için kimler araya girdi? Hangi stadı nasıl yaptınız? Tuzla Spor'da neler oldu? İşte bununla ilgili iddialara girmiyoruz. Ya da Diyarbakır Spor kurulurken nerelerden ne oldu? Kimlerden pazarlık yapıldı? Bunları konuşmuyoruz. Bunları anlatmıyoruz. Ya da başka işte kafada soru işaretleri bırakacak ticaret işlerine girmiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz başka bir şey. Şimdi bu iş Türkiye Futbol Federasyonu'nun işi. Soruşturma açar. Savcılar, yargıçlar sorgulama açar. Soruşturma başlatır. Bu iş davaya döner. Benim hakkımda bildiklerimi öğrenmek isterlerse ki verdim. Tekrar gider ayrıntılı şekilde anlatırım. Bunları anlatırız. İddialar somutlaştırılır. Devam eder. Zaten kendisi de bizi araştırsınlar diyor. Süper. Ben başka araştırılmasını istenilen eli değmişken savcıların başka bir şey daha var. Ben bu konunun altında başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi iddiaya göre şu, bunu bir sinsile halinde söyleyeceğim. Şimdi Diyarbakır Spor'un ve aynı zamanda Tuzla Spor'un ortak kim oynadı futbolcu olarak sorusunu sorarsak bir tane isim çıkıyor. Kim? Gökhan Çıra. Gökhan Bey daha önce Galatasaray U17, U21 takımlarında da oynamış. Sonrasında Beylerbeyi'nde oynamış. Sonrasında ise Diyarbakır Spor'a gidiyor. Diyarbakır Spor'dan da Tuzla Spor'a geliyor. Kendisine sorduğumda kaç sezon oynadınız diye 4 sezon dedi. 4 sezonun içerisinde kaç kere forma giydiniz dedim dedi. 10 defa forma giydim dedi. Peki Sayın Başkan'la bir bağınız var mı dedim. Yani ticari bir bağınız var mı dedim. Hayır yok dedi. Peki dedim bununla ilgili ben dedi para kazandım. Ve bu kazandığım parayla da helal yoldan Sakarya'da otel kurdum dedi. Bununla ilgili evraklarımı, her şeyimi de vermeye hazırım dedi. Selin Hanım'la da ilgili bu iddiayı da ben söylediğimde bir anda bir yükselme söz konusu. Yine aynı Polat ailesi gibi bunun araştırılması gerektiğini ve bununla ilgili de bazı gerçeklerin ortaya konması gerektiği tarafındayım. Tabii ki bunlar yasal işler. Ben sadece şunu merak ediyorum. Şimdi Selin Hanım 2021 yılında Mert Vidinli ile bir röportaj yapıyor. Hatta bunu da çok genç bir kardeşimiz bu bilgileri derleyerek bana yardımcı olarak gönderdi ve geniş çerçevede de bende dünya kadar onları bilgi belge var. Kullanmak istediğim bir şey var mı? Atmış mıydın? Ona göre ayakta istersen. Göndermiştim ama problem değil. Burada anlatsam daha iyi olur gibi geliyor. Mert Vidinli ile ilgili bir röportaj yapıyor. Tarih 2021. Selin Hanım diyor ki 40 bin TL kredi çekerek bu iş hayatına başladığını söylüyor. 40 bin TL kredi çekerek iş hayatına başladığını söylüyor. Polat ailesi de KOSGEB'den destek alarak işe başlamıştı.
Sonrasında ise senin hanım kozmetik sektörüne girişini 2020 yılında Vilap markasıyla başlıyor. Vilap. 2020 tarihli haberlerde Selin Ciğerci'nin Vilap markasının onunla anlaşarak ekran yüzü olduğunu, yani reklam yüzü olduğunu ve onun ürünlerini tanıtacağını ifade ediyor kendisi. Sonrasında ise anlaşmaya dair bir takım açıklamalara yer veriliyor. Hatta bazı sitelere bu şeyle ilgili reklamlar verilmiş, reklam girişleri verilmiş. İşte sitelerde 2009 yılında faaliyete başladı ve devam ettiği gibi reklamlar verilmiş. Şimdi bunlar PR haberleri tabii ki. Bu PR haberleri doğru değil çünkü Selin Ciğerci ile birlikte bu markanlıktan önce haber yok. Peki. Yani bu marka böyle büyük bir marka mı? Böyle büyük sermayeli falan bir markadan değil. Mı söz ediyorsun? Şimdi Ticaret Gazetesi'ndeki sana söylediğim şeyi, kuruluş sermayesini söylüyorsun. Çok küçük meblağlarla kuruluyor. Şimdi onları göndermediğim için, yayınlayamayacağım için belge olarak sunamayacağım ama çok küçük meblağlarla 10 bin, 20 bin, 100 bin TL gibi rakamlarla şirket kurmuşlar. Kurdukları 2020 yılındaki şirket şu. Land of Cosmetic. Böyle bir şirket kuruluyor ve tescil ettiriliyor. Şirketin sahibi 2019 yılında Ordu'da ikamet eden Furkan Çıra. Gökhan Çıra'nın? Kardeşi. Kardeş. Şimdi bu süreden sonra şirket bundan sonra Gökhan Çıra'ya ve Selin Ciğerci'ye teslim ediliyor şirket. Sonrasında devrediliyor. Tabii ki bu 2023 Mayıs ayına gelene kadar kozmetik ürünleriyle ilişkilendirilebilecek bir tek Vilap markasının sahibi olduğu Land of Cosmetic Kimya var. Ama Selin Ciğerci'nin ortada reklam yüzü olma, işte 2019 yılından beri faaliyetteymiş gibi şirket olduğuna dair bir takım reklam PR çalışmaları filan bir güven oluşturma girişimi var. Ardından Selin Ciğerci'nin Selin Boutique.com diye senin de alışveriş yaptığın bir yerden satış sitesindeki mesafeli satış sözleşmesi diye işte satışlar yapılıyor. Bu kadınlar için kullanılan ruj, işte gözaltı kremi, ne bileyim bunun gibi şeyler. Aynı, bunun gibi bütün örneklere baktığım zaman hepsi aynı. Bir şey değişmiyor. Hatta benim birçok arkadaşım da kullanıyor. O siteden alışveriş yapıyor. Bununla ilgili de Vilap Kozmetik Kimya Sanayi Ticari Limite Şirketi ait olduğu gözüküyor satış sitesinin. Bu Selim Buti adlı şirketin satış sitesinin Vilap Kozmetik olduğunu görüyoruz. Burada da şirket iki kişi adına, işte Mehmet ve Ömür adında iki kişiye ait olduğu ve 2023 yılında kurulduğu gözüküyor. Web sitesinde de bunun nerede depo olduğu ve adresinin neresi olduğu da açık açık yazıyor zaten web sitesinde. Şimdi adresi Bakırköy'de. Bakırköy'deki adrese baktığın zaman sadece bir tane küçük merdiven altı üreticisi gibi. Şimdi buraya gittiğin zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Beni görüp tanıdılar. Tabii böyle yerlere ne yazık ki gidemiyorum, ifşa oluyorum ben. Ya abi Polat ailesinin ürettirdiği ürünlerle ilgili mi geldiniz diyor. Yakın esnaf. Yok dedim, onunla alakası yok ya. Sadece dedim adres bakıyorum dedim. Ama tabii ki insanlar da görünce hemen şey yapıyorlar. Çünkü orada üretiliyormuş. Fason üretiliyormuş oradaki marka. Bakırköy'deki bir parfüm üretim yeri diyelim. Bir tane küçük merdiven altı bir yer. Şimdi merkez deposu ve satış yeri olarak gösterdiği adres burası. Bununla ilgili de... Yani 50 milyon lira vergi ödeyen biri... Çünkü kendi beyanı 50 milyon lira vergi ödedim ben diyor. Bu önemli bir şey, 50 milyon lira vergi ödemek. Bu kazancı sağlayabilmek için de çok büyük bir gelire sahip olun. 50 milyon vergi ödüyorsanız ciddi bir geliriniz var demek. Fabrikanın olması da gerekir evet. Yani. Ciddi bir gelir içinde ciddi bir satışınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir satış içinde ciddi bir üretiminizin ve aynı zamanda iş gücünüzün olması gerekiyor. Doğru mu? Hepsi birbiriyle paralel sorular. Şimdi dükkan çok küçük bir dükkan. Orada o kadar büyük bir meblağda iş yapabilme potansiyeli, imkanı dahili yok. Öyle bir şey yok. Şimdi peki satışlar nereden yapılıyor? İşte 3 tane sitede yapılıyor. Bu 3 sitenin işte Big Parfüm, Selin Beauty, aynı zamanda Weblab Kozmetik. Bunun gibi yerlerde satış yapılıyor. Bu 3 sitenin birbirine aynısı ama 3 sitenin de siteden anlayanlar, internet sitelerinden anlayanlar bakarlar. Kurulumu bile aynı, sadece isimleri farklı. Aslında yönetim yeri falan da her şeyi de bunun aynı. 3 aylık sitenin tekil ziyaretçisine Google'dan baktığınız zaman, çok kolay bunları bakmak, ortalama 5000 kişi.
Ziyaretçi sayısı 5000 kişi. Demek ki satış oradan yapılmıyor. 5000 kişinin alacağı ürünlerle 50 milyon vergi ödeme kısmı mümkün değil. O zaman başka bir gelir kalemimiz var. O zaman internete bakacağız. Başka alışveriş sitelerine bakacağız. Şimdi internete girdiğiniz zamansa Selin Hanım'ın sahibi olduğunu düşündüğümüz işte Velap, Selin Buti ve Selin Ciğerci ait işte vitamin desteği satılan ürünler falan gibi o internet sitesine baktığımızda işte profili incelediğinizde karşınıza bir tablo çıkıyor. Ocak 2020'de Niche Odor Cosmetic Sanayi diye bir şirket çıkıyor karşınıza. Şimdi bu şirket çıkıyor karşınıza. Bu şirkette Öztürk adında bir kişiye ait. Bunun da internette vergisine baktığınız zaman vergi matrağı yok. Bu kişinin ödediği vergiye bakıyorum ben. Şu anda yine bakıyorum. 2020, 2021, 2022 vergi matrağı yok. O malları satan kişi. Yani çok büyük bir satış olduysa, 50 milyon vergi ödendiyse satışlardan bir kısmı belki güzellik salonuna aittir. Diğer kısmı satışlara aittir. Ne kadarını bilmiyoruz. Bunu da öğreneceğiz. Ne kadarlık kısmının satışını yaptı ve nasıl vergi matrahsız o kadar büyük satış rakamıysa. 3 yıldır. Belki yatırım yapmıştır. Belki bunun için matrahsızdır. Belki bununla ilgili çok ciddi masrafları vardır. Bunun için matrahsızdır. Bunu da öğreneceğiz. Ama bununla ilgili dükkanın adresine baktığınız zaman Bakırköy'deki dükkanla aynı. Bakırköy'deki dükkanla aynı. Çünkü o malları Selin Ciğerci adına satan firma Bakırköy'deki Big Parfüm'ün adresiyle aynı adreste. Bakırköy'deki adresle aynı adreste. Şimdi geleceğimiz nokta neresi biliyor musun? İşte o satıcının sitesine girdiğinizde zaten bütün ürünlerin hepsini görüyoruz. Tek yetkili satıcı olarak da filan da görülüyor. İşin özünde geldiğimiz nokta şu. Bunlar bir strateji. Ve bu stratejilerle birlikte bir para kaynağı belirsiz bir para var. Ve bu paranın da nakite döndürülmesi ve aynı zamanda dolaşıma sokulabilmesi için de sektörler var. Az önce Sayın Başkan'ın anlamadığı işte kara para aklama falan diyor ya, yine söyleyeyim. Kara para aklamanın yöntemleri vardır, sektörleri vardır. Bu sektörlerin yanına artık bir de güzellik merkezleri eklendi. İşini namusuyla yapan, gerçekten kıt kanat geçinen güzellik merkezleri var ya, 15 yıldır, 20 yıldır bu işi yapan ve gerçekten kazanamayan, evin ekmeğini zor götüren insanlar var. Çok kişi yazdı bana. Ne olursunuz artık bu şeyden biz de bıktık, duyuyoruz, görüyoruz ve biliyoruz diyorlar. Ne olursunuz bu sektörün temizlenmesine yardımcı olun diye mesajlar atıyorlar. Hepsi var bende. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir iddia var. Gökhan Çıran'ın Tuzla Spor Başkanı ile birlikte bu tür ticari ilişkiler içerisinde oldu. Ve bu ticari ilişkilerin içerisinde de bu meblağların normal ticaret yoluyla kazanılmasının mümkün olmadığını iddia ediyor. Şimdi biz dosyayı burada virgül koyarak bırakacağız. Tuzla Spor kısmını anlattık. Diğer tarafta da güzellik salonlarıyla birlikte Selin Hanım'ın kurmuş olduğu sistemdeki akla hayale sığmayacak şeyi anlattık. Ortada, ikisinin ortasını kestiği noktada bıraktık. Çünkü devam edeceğiz. Neden devam edeceğiz? Ben şuna inanmıyorum şöyle. Bir fabrika üretim yapar ve para da kazandırır. Sektöre göre dönemsel olarak çok farklı paralar da kazandırır. Pandemi dönemi geldiğinde maske satıldığı zaman maske üreten insanlar iş yetiştiremedi ve çok ciddi paralar kazandılar. Bunu anlarım. Gerçekten anlarım. Salgın döneminde kozmetik ürünleri değil ama dezenfektan ürünleri yok sattı. Bunu anlarım. Kazancı da anlarım. Vergilendirirsin de bunu. Bunu da anlarım. Ülkemizde gerçekten hakkıyla, bileğiyle, alnının teriyle kazanan insanların nasıl mütevazi bir hayat yaşadığını, gözlerden uzak, kimsenin rahatsızlık vermeyecek şekilde kazançlarıyla birlikte normal hayatını sürdürdüğünü yaşarlar yine. Ama bunu insanların gözüne sokmazlar. İnsanların gözüne soktuğunuz zamansa sorulan sorulardan kaçmayacaksınız. Cevap vereceksiniz. Şimdi buradaki kimsenin bir düşmanı ya da kastımız yok. Biz soru soruyoruz. Ve bu soruların kaynağını da almak istiyoruz. Çünkü ben merak ediyorum. Yani 2021 yılında verilmiş olan bir röportajda 40 bin liralık bir kredi çekerek başlanan bir işte 50 milyon vergi ödenecek noktasına bu başarı hikayesi nasıl geldi? Eminim ki ekran başında bizi tek izleyen... Tek soru yani buna yanıt bizi versin. Ekran başında evet. izleyen insanlar da eminim ki bunu merak ediyorlardır ya. Gerçekten merak ediyorlardır. Bak Londra'daki bağlantılarına girmeyeceğim. Çocuk için oradaki yapılmış olan çalışmalara girmeyeceğim. Oradaki
Emlak vergilerine, emlak alımlarına falan girmeyeceğim. Nasıl alındığına girmeyeceğim. Kendileri hakkındaki birçok şeye girmeyeceğim. Sorduğum soru çok net. Çok kısa. Londra'da kendisini Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalışıyor olarak gösteren, sırtını dayadıkları adama girmeyeceğim. Kendilerinin siyasi bağlantılarına girmeyeceğim. Yardım istediği insanlara girmeyeceğim. Bak bunların hepsi sonraki işler. Ben sorduğum soruya cevap istiyorum. 40 bin lira kredi çekerek başladığınız işte 50 milyon vergi ödeyecek noktaya nasıl geldiniz? Polat ailesine soruyorum. Bütün varınızı yoğunuzu satıp Çekmeköy'deki villayı aldığınızda ondan sonraki büyüme hızınızı, milyarlarca TL paraya hükmetme başarınızı nasıl anlatırsınız? Sorduğum sorular bunlar. Çok basit sorular. Davanın içerisindeki yürüyen yasal işleri de kamuoyuna bildirmekle yükümlüyüz. Kısıtlılık var, tam anlamıyla da öğrenemiyoruz. Ama öğrendiğim bilgiler benim net bilgiler. Çıkıp yalanlasınlar. Sen yargı mensupları desinler ki,